Merhaba değerli izleyenlerim, Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfaklarının klasiği lahana sarmasıyla geldim. Bilmeyen yoktur, şayet bir de benim tarifimle deneyin derim. Şimdi sizlere bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Şöyle orta boydan biraz daha büyük lahanam var. Önce lahanamın dış yaprağının bir tanesini alıyorum bu şekilde. Haşlarken hem güzel haşlanması için hem de yapraklarının daha kolay ayrılması için şu kök kısmını çıkartıyorum. Bakın bu şekilde kök kısmını çıkartalım. Lahana sarması için 2 su bardağı yıkamış olduğum pirinci kabıma alıyorum. Yarım çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı pul biber. Ben tatlı kullandım. Dileyenler acı kullanabilir. Dolu dolu 1 çay kaşığı karabiber kullanıyorum. 1 yemek kaşığı kuru nane. 1 yemek kaşığı sumak kullanıyorum. 1 yemek kaşığı tuz kullanıyorum. Tuzu salçanın tuz oranına göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yarım demet maydanoz. Şöyle yazdan hazırladığım domates ve biber karışımı sostan kullanıyorum. 1 çay bardağı kadar yeterli olacaktır. Sos yoksa 1 yemek kaşığı salça kullanabilirsiniz. 2 tane gördüğünüz gibi büyük boy soğanım var. İnce ince yemeklik doğruyorum. Ben elimde doğradım. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, soğanları ince ince doğradım. 1 çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi malzemeleri güzelce karıştıralım. Evet sevgili izleyenlerim, sarmanın içine hazırladık. Şimdi lahanamızı haşlayalım. Lahananın büyüklüğüne göre uygun bir tencerenin veya tavanın içine su koyalım. Su kaynadıktan sonra şöyle 1-2 çay kaşığı tuz atıyorum. İlk önce lahananın bu şekilde kök kısmını kaynar suya batırıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, 2-3 dakika bu şekilde bir tarafını haşladım. Çok da fazla haşlamayalım, sararken zor olmasın. Şimdi yavaşça çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, yaprakları kolayca ayrılmaya başladı. Şimdi haşlanan yapraklarını tek tek çıkartıyorum. Bakın bu şekilde çarşaf gibi yapraklar da çok güzelmiş maşallah. Haşlandıkça bu şekilde yapraklarını açtırabilirsiniz sağa sola. Şu sap kısımları sert kaldıysa arkadaşlar, bu şekilde tekrar suya batırıp o kısımlarını birazcık daha haşlayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde haşlıyorum. Sap kısımları diğer taraflara nazaran daha sert olduğu için o kısımlarını kaynar suyun içinde biraz daha fazla bekletiyorum.
Sert olan kısımları yeterince haşlandı. Lahanayı çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, çok güzel haşlandı. Şimdi birazcık ılınsın, sarmaya başlayalım. Önce sert kısımlarını kesiyorum arkadaşlar. Sararken dikkat etmeniz gereken yaprağın pürüzsüz tarafının dışına, bu damarlı kısmını, yani böyle çıkıntılı olan kısmını içine getirirseniz sararken hiç kırılmaz arkadaşlar. İki uçlarını kapatıyorum. Yaprak sarması gibi çok ince olmasına gerek yok. Porsiyonluk yapmak isterseniz arkadaşlar, yapraklarınız bu şekilde, benimkiler gibi büyükse hiç kesmeye gerek yok. Bu şekilde uzun sarıp gül böreği şeklinde porsiyonluk yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaprağı kesmedim. Bu şekilde yanlarını kıvırdım. Börek gibi kıvırarak bu şekilde de sarabilirsiniz. İster bu şekilde yanları kapatarak sarın arkadaşlar, isterseniz yan taraflarını kapatmadan sarabilirsiniz. Bu arada her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi, videomu beğendiyseniz ve kanalıma hala abone olmadan izliyorsanız bu videodan hemen sonra abone olmanızı tavsiye ederim. Abone olduktan sonra zil işaretine tıklayıp bildirimleri tümü konumuna getirmeyi unutmayın lütfen.
Kestiğim sap kısımlarını dibinin tutma ihtimaline karşı tencerenin tabanına yerleştiriyorum. Daha sonra ekranda gördüğünüz şekilde sarmaları üzerine yerleştiriyorum. Yaprakların uç kısımlarını kıvırmadan sardığım sarmalar kesinlikle açılmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz o şekilde de sarabilirsiniz. Kalan sap kısımlarını üzerine yerleştirdikten sonra kaseye 1 yemek kaşığı biraz önce kullandığım sostan koyuyorum. Çeyrek bardak zeytinyağı ilave ediyorum. Sıcak suyla güzelce açıyorum. Sos yerine 1 tatlı kaşığı salça da kullanabilirsiniz. Hazırladığım sosu üzerine gezdirip sarma taşını üzerine yerleştiriyorum. Suyu gözüme az geldiği için çok az daha sıcak su ilave ediyorum. Suyunu çok fazla koymayalım. Bakın üzerine geçirmiyorum arkadaşlar. Yaklaşık sarmaların hizasına kadar gelmesi yeterli. Suyu çok olursa cıvık olur, az olursa da kuru kalır. O yüzden ekranda gördüğünüz kadar olması yeterli. Kaynayana kadar harlı ateşte, kaynamaya başladıktan sonra kısıktan bir tık daha fazla yanan ateşte kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirdim. 10 dakika kadar demledi. Şimdi afiyetle yiyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip küçük de olsa yorum yaparsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.